kongre, evet, geleneksel olarak kongre dış politikada çok çok büyük roller oynayan bir kurum değil. Genelde dış politika Amerikan başkanının domine ettiği bir alan. Fakat kongrenin elinde birkaç tane araç var. Yaptırım, uygulama bu araçlardan bir tanesi dış politikayı etkileme yönünde. Ve son zamanlarda kongrede şöyle bir hava olduğu söyleniyor. Özellikle Trump yönetimiyle birlikte kongre dış politika yapımında çok daha ciddi bir rol oynamaya çalışıyor. O yüzden de aslında kongrenin bu hani yaptırımları kullanarak süreci şey yapma, sürece müdahale etme yolu var. Nasıl bu süreç nasıl işliyor? İşte temsilciler meclisinden geçiyor. Ondan sonra senatoya gönderiliyor. Şimdi vetodan etkilenmeyecek, veto edilemez bir çoğunluk var kongrede. Nedir o? 3-2 çoğunlukla geçerse eğer başkana gönderiliyor. Eğer başkan tekrar bunu kongreye gönderirse kongre bazı şeyler koyarak o yaptırım metnine ve 3-2 çoğunlukla geçirerek bunun veto edilemez bir tasarı olmasını sağlayabiliyor. Ama tabii uygulamada her zaman problemler var. Onun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu durumda da çok büyük bir çoğunlukla geçti Temsilciler Meclisi'nden. Bunun ikinci durağı Amerikan Senatosu olacak. Amerikan Senatosu Cumhuriyetçilerin elinde. Fakat bir sürü Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham gibi bu yaptırımları onaylayacağını söylüyorlar. Fakat önemli isimler var. Mesela Cumhuriyetçilerin başkanı, Senato'daki başkanı McConnell var. O şunu söylüyor. Yaptırımları kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yaptırımı sağa sola yaptırım uygulamak çok iyi bir fikir değil. Dolayısıyla insanlar şunu düşünüyor. Senato'da bu muhtemelen ayak direnebilir ve Senato'dan geçmeyebilir endişesi var demokratların ve temsilciler meclisi üyelerinin. Şu andaki durum bu. Senato'da hala bir tartışma var. Bu tabii bir sürü şeye bağlı. Dediğim gibi Cumhuriyetçiler Senato'da bastıran yaptırımları imzalayalım diyen çok şeyde kuvvetli de bir kanat da var Cumhuriyetçiler arasında. Fakat hala da bir tartışma sürüyor. Yani resim Temsilciler Meclisi'nde olduğu kadar net değil Senato'da.